İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin açıklaması. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin olağan oturumu gerçekleşti. Avrupa Konseyi Başkanı Ermenistan Cumhuriyeti'ni ve Azerbaycan'ı yapıcı müzakerelere devam etmeye çağırdı. Artsakh'taki Karker Nehri'nin ana kavşağının işletilmesi sonucunda yıl sonuna kadar 2000 hektar alan sulanacak. İran, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oy kullanma hakkından yoksun bırakıldı. 93 diye bilinen 1877-1878 Rus-Türk Savaşı ve Hamidiye alayları. Türkiye'de 20 milyon insan açlık sınırının altında. Batı Ermenistan'ın Doğu Karadeniz bölgesine kar yağdı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi kararı. No 29, 12 Haziran 2021. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı ve Millet Meclisi Başkanı 12 Haziran 2021'de Fransa'nın Antip şehrinde cumartesi saat 17'de Ermenistan saati ile 19 Arjantin saati ile 22'de Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin ikinci oturumunun 5. kurultayına katılmaya davet ediyorlar. 12 Haziran 2021 cumartesi saat 17'deki program listesi. Toplantı gündemini sunmak ve onaylamak. Batı Ermenistan hükümetinde yeni bakanlıkların sunulması. 2021 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerin sunumu. Önümüzdeki yıllarda yürürlükte olacak yeni seçim kanununda değişiklikler yapmak. Yeni seçim kanununda olası değişikliklerin tanıtılması. O gün oturumda onaylanacak. 2021'in ikinci yarısı için eylem planlarını ve 2022 yılının gündemini sunmak. Şimdiden teşekkür ederim. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Leonardo Basmacıyan. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin olağan oturumu dün gerçekleşti. Oturuma Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Leonardo Basmacıyan başkanlık etti. Oturum internet üzerinden gerçekleştirildi. Oturum sırasında 2. oturumun 5. kongresine ilişkin konuların yanı sıra Zoom uygulaması üzerinden Latin Amerika ülkelerinde Batı Ermenistan nedir konulu konferansın organizasyonel konuları tartışıldı. Batı Ermenistan hükümetinin olan toplantısının bugün yapılacağını hatırlatalım ve buradaki ayrıntılar da yarınki programımızda sunulacak. Avrupa Birliği'nin resmi internet sitesinden verilen ve Armen Press tarafından aktarılan bilgiye göre Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel 2 Haziran'da Ermenistan Cumhuriyeti Başbakan Vekili Nikol Paşinyan ile yaptığı görüşmede ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı telefon görüşmesinde Güney Kafkasya'da güvenlik ve istikrar açısından 9 Kasım 2020 ateşkes bildirisinin tam olarak uygulanmasını önemsedi. Avrupa Birliği tarafından yapılan açıklamada Avrupa Birliği sınır belirleme ve sınırlama konusunda tavsiyelerde bulunmanın yanı sıra güven inşasını desteklemeye hazırdır. Avrupa Birliği ayrıca taraflara acilen işbirliği ile savaş esirlerinin dönüşü, mayın tarlalarının tam şeffaflığı ve diğer insani konularda acilen işbirliği yapmalarını teşvik ediyor. Avrupa Birliği insani yardım için yaklaşık 20 milyon avro sağladı ve sağlamaya devam edecek dendi. Bu zorlukların üstesinden gelmek kalıcı bir barışçıl çözüme doğru giden sadece bir ilk adımdır. Açıklamada ayrıca Avrupa Konseyi Başkanı tarafları yapıcı müzakerelere devam etmeye çağırıyor. Avrupa Birliği Güney Kafkasya'da güvenlik, istikrar ve refahla derinden ilgilenmektedir ifadesi yer aldı. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Arayik Harutyunyan, Askeran bölgesinde bir çalışma ziyaretinde bulundu. Devlet Başkanı önce Karkar Nehri'nin devlet fonlarıyla inşa edilen ana kavşağının yapım işleriyle tanıştı. Devlet Başkanı sistemin yıl sonuna kadar tam olarak faaliyete geçmesi için iş gücü kapasitesinin artırılması talimatını verdi. Sonuç olarak bölgedeki 2000 hektardan fazla arazi sürdürülebilir sulama haline gelecek ve bu da bölgedeki tarımsal üretim payını önemli ölçüde değiştirecek. Ziyaret sırasında Devlet Başkanı Harutyunyan, Hanapat ve Hramort köylerinin sakinleriyle bir araya geldi. Hem güvenlik hem de sosyoekonomik konular tartışıldı. İki köyden de yerinden edilmiş olan düzinelerce ailenin yeniden yerleştirilmesini son derece takdir eden Devlet Başkanı Arayik Harutyunyan sürecin devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı ve hükümetin bu yöndeki çabalarını yoğunlaştıracağına söz verdi.
RIA Novosti Ajansı tarafından aktarılan habere göre İran ve Orta Afrika Cumhuriyeti örgüte ödenmemiş borçları nedeniyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oy kullanma hakkından yoksun bırakıldı. Örgütün Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Bilimler Akademisi Başkanı Volkan Bozkır'a yazdığı bir mektuba atıfta bulunarak bu olay bildirildi. 19. maddede ödeme konusunda borcu olan Birleşmiş Milletler üyesinin borç tutarı önceki iki tam yılda ödenecek tutara eşit veya daha fazla ise genel kurulda oy hakkı yoktur diye belirtilmektedir. Ancak genel kurul ödemedeki gecikmenin o devletin kontrolü dışındaki koşullardan kaynaklandığını kabul ederse o üye devletin oy kullanmasına izin verebilir. Hamidiye alaylarında Kürtler ağırlıkta olsa da Arap, Türkmen ve Karapapak aşiretlerine de yer verilmiştir. Bir tarihsizlik eseri olarak tahta çıkar çıkmaz kendini savaşın eşiğinde bulan 2. Abdülhamid'in politikalarına damgasını vuran 93 Harbi ve sonuçları Osmanlı-Kürt-Ermeni ilişkileri içinde adeta kırılma noktasıdır. 1877 Nisan, 1878 Ocak Osmanlı-Rus Savaşı yaşlı Osmanlı'ya pahalıya patlamış, çok ağır şartlar içeren 3 Mart 1878 tarihli Ayastofanes, Yeşilköy ve 13 Temmuz 1878 Berlin Antlaşmaları imzalanmıştı. Topraklarının yaklaşık üçte birini, nüfusunun da %20'sini kaybeden Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlardaki hakimiyeti de bitme noktasına gelmişti. Ayastofanes'in 16. ve Berlin'in 61. maddelerine göre Osmanlı, Ermeni toplumunun çıkarlarına olacak şekilde reformlarda bulunacak ve yine Osmanlı, Kürtlerin ve Çerkeslerin saldırılarına karşı Ermenileri koruyacak, onları rahatlatacak adımlar atacaktı. Türkiye'de 20 milyon insan açlık sınırının altında. Halkların Demokratik Partisi HDP, Emek Komisyonu, 1-7 Haziran açlıkla mücadele haftasına dair yazılı bir açıklamada bulundu. Açıklamada şunlar paylaşıldı. Türkiye'de çalışan nüfusun %60'ı asgari ücrete veya altında bir gelire sahip ve en az 20 milyon insan aslında açlık sınırının altında yaşıyor. İşini kaybedenlerle birlikte bu rakam 30 milyonu buluyor. 2002'den beri iktidarda olan AKP son 10 yılda tüketime dayalı, üretmeyen, istihdam yaratmayan ve yabancı sermaye akışlarına bağımlı kırılgan bir ekonomi yarattı. AKP iktidarı yaratamadığı istihdam ile birlikte esnek ve güvencesiz çalıştırılmayı, sendikasızlaştırmayı, keyfi işten çıkarmaları ve yoksullaşmayı temel politik hedefi haline getirerek işgal altındaki Batı Ermenistan da dahil Türkiye emekçilerini ve halklarını açlığa ve intihara sürüklemiştir. Batı Ermenistan'ın Doğu Karadeniz bölgesinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerdeki yaylalar yağan karla beyaza büründü. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin deniz seviyesinden 2300 metre yükseklikteki Kavron Yaylası'nda yaşayanlar da kar sürpriziyle karşılaştı. Daha birkaç gün önce buradaki hava sıcaklığının 30 derece olduğunu hatırlatalım. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ermenistan Devlet Gusanagan ve Halk Şarkıları Topluluğu tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Gırvenk Dıherk adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.